Merhaba, ben Profesör Doktor Tancan Uysal. Çok sorulan sorulardan birisi de hatalı alışkanlıklar acaba çenemizde, yüzümüzde, dişlerimizde problemlere neden olabilir mi? Nedir bu hatalı alışkanlıklar? Aslında ortodonti olarak biz bebeklikten başlayan, hatta doğum öncesinden başlayan bir tedavi sürecimiz var. Annenin güzel beslenmesi, sağlıklı beslenmesi, çocuğumuzun gerekli olan ihtiyaçları, besinleri alması çene yüz sisteminin gelişiminde en önemli faktörlerden birisidir. Bebek doğduğunda annenin işte sağlıklı bir şekilde bebeğini beslemesi, kullandığı biberon, kullandığı yalancım emzik, bunların hepsinin ayrı ayrı çene yüz gelişiminde önemi vardır. Fizyolojik olarak kullanılan emzikler ya da işte biberonların çene yüz sisteminde hiç probleme neden olmadan emme refleksini tetikleyerek çevre yüz kaslarını çok güzel bir şekilde gelişimine katkıda bulunduğunu biliyoruz. Ama tabii ki en önemlisi anne sütü almanın çenenin ve yüzün gelişiminde çok büyük önemi var. O emme refleksiyle çocuklarımız yüz ve dişlerinin sağlıklı bir şekilde sıralanması için aslında çok güzel bir temel atıyorlar. Peki biraz daha büyüdük. Artık yavaş yavaş anormal alışkanlıklar başladı. Mesela çocuğumuz parmak emmeye başladı. Çocuklar böyle sıkıldıklarında, cezalandırıldıklarında, karınları acıktığında bir takım böyle köşeye geçip hemen küçüklükten kalan bir parmak emme alışkanlıklarını ortaya koymaya başlarlar. Parmaklarını uzun süre emdikçe üst dişlerin biraz daha öne, alt dişlerin geriye doğru devrildiği, alt çenemizin biraz daha geride konumlandığı, yüzümüzün biraz daha dikey olarak uzadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu parmak emmenin ya da yalancı emzik emmenin erken dönemde bıraktırılması şart. Ne zaman oluyor mesela? 3 yaşında, 3,5 yaşından sonra ise hala devam ediyorsa bunun mutlaka bir psikolog desteğiyle, çocuk psikolog desteğiyle çözülmesini istiyoruz. Peki başka ne gibi yanlış, hatalı alışkanlıklarımız var? Mesela bebeklik döneminde çocuklarımız yutkunma sırasında dili dişlerin arasına girer ve o şekilde yutkunurlar. Fakat dişleri çıkmaya başladıkça artık yavaş yavaş dil geride konumlanmaya başlar. Ama bazı hastalarımızda dil hala dişlerin arasına girmeye devam eder. Ve o zaman ne oluyor? Dişlerin normal sürmesi gerekirken ön bölgede kocaman açık kapanış dediğimiz açıklıklar meydana geliyor. Onun için de erken dönemde bu dil itimi yutkunmanın normale döndürülmesi gerekiyor. Çocuğumuza bir takım yutkunma egzersizleri, o yutkunmasını nasıl düzelteceği konusunda bilgiler veriyoruz. Dilinin daha geride konumlanmasını sağlıyoruz. Öndeki açıklığın kendiliğinden spontan olarak kapandığını görüyoruz. Bir en önemli hususlardan birisi de soluk alıp verme. Nefes almanın, solunumun mutlaka burundan olması gerekiyor. Hastalarımız eğer ki hadi ya kış dönemlerinde ya da belli dönemlerde, alerjik dönemlerde burunların tıkalı olmasını normal karşılıyoruz. Ama rutinde mutlaka soluk alıp verme burundan yapılmalı. Eğer ki ağızdan soluk alıp veriyorsak dilimiz aşağıda konumlanmaya başlıyor. Normal şartlarda dişlerimiz bir denge içindeler. Dışarıda yanak kasları, dudak kasları, içeride dil kası. Dolayısıyla eğer bu denge ağız açıklığı artmaya başlayınca ağızdan soluk alıp verdikçe yanak kasları çenenin üstüne baskı yapıyorlar ve çenenin daha da daralmasına neden oluyorlar. Böyle durumda alt çene daha geride konumlanıyor ve aşağıda konumlanıyor. Dil aşağıda konumlandığından dolayı ve üst çene darlıkları meydana geliyor. Ve açık kapanış çok daha şiddetli, çok daha çözülmesi biraz daha zor duruma geliyor. O yüzden bizim tavsiyemiz mutlaka burundan nefes alıp verme alışkanlığını kazanacak şekilde hastalarımızın erken dönemde bir kontrollerden geçmesi. Ağız solunumunu giderdik, burundan soluk alıp veriyoruz, parmak emmiyoruz, her şey güzel. Ağzımızda problemler varsa, dişlerimiz yamuk çıkmış olabilir. Nedendir? Annemizden küçük bir çene almışızdır, babamızdan büyük dişler almışızdır. Bunlar çeneler sığmamıştır. Bunların sıralanması gerekiyordur. Dolayısıyla son dönemde 3 boyutlu tasarımlarla, 3 boyutlu teknolojilerle biz şeffaf plaklarla, çok da fazla zahmetli olmadan, eskiden kullandığımız telleri, braketleri kullanmadan dişleri harika bir şekilde sıralayabiliyoruz. Önceden tellerle yaparken bu işi, şimdi hastamızın ağzından aldığımız taramalarla dişlerini bilgisayar üzerinde küçük küçük hareketler ettiriyoruz ve onlara uygun olarak da dişlere plaklar hazırlanıyor. Bu hastalarımıza plakları veriyoruz. 8-10 günde bir değiştiriyorlar ve her değiştirdikçe dişlerin dümdüz sıralanmasını sağlıyoruz. Şeffaf plaklarla mutlu gülüşlere çok çabuk kavuşabiliyoruz. Gülümsemek emek ister. Sizler de bir tık ötesindesiniz. Bir tık sesini duyarak şeffaf plaklarla dişlerimizi çok güzel bir şekilde sıralayabiliriz.